Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanı TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı ile Yunus Emre Enstitüleri, ülkemizi dünyada temsil eden kurumlarımız Yunus Emre Enstitüsü'nün Balkanlar'da imza attığı başarıları 2009'da kurulan kurumun 40 ülkede 50 merkezde yürüttüğü faaliyetlerin Balkanlarda yankılarına özel haberler ve yakın planı alacağız. Ve Yunus Emre Enstitüsü'nün başarı hikayesini enstitünün başkanı olan Profesör Doktor Şeref Ateş ile konuşacağız. Müzik Anadolu İrfanının sembol ismiyle faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü 2009'dan bu yana Türkiye'yi, Türk dilini, sanatını ve kültürel mirasını tanıtıyor. 40 ülkede aktif olarak faaliyet yürüten Yunus Emre Enstitüsü gönül coğrafyamız Balkanlardaysa büyük bir ilgi görüyor. Yunus Emre Vakfı'na bağlı bir kuruluş olan Yunus Emre Enstitüsü 2009'da faaliyete başladı. Enstitü dünyanın 40 ülkesinde 50 merkezde aktif olarak çalışıyor. Yunus Emre Kültür Merkezleri ilk olarak Balkanlarla Türk ve Arap dünyası gibi kültürel yakınlık duyulan coğrafyalarda faaliyete başladı. Gönül coğrafyası Balkanlarda Yunus Emre Kültür Merkezleri Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Romanya, Moldova ve Macaristan'da 16 şehirde faaliyette. 550 yıllık bir dönem içerisinde Osmanlı medeniyetinin büyük izler bıraktığı Balkanlarda Yunus Emre Enstitüsü ortak değerleri yaşatmak ve geliştirmek için büyük çaba gösteriyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün Balkanlarda gerçekleştirdiği en iyi girişim Milli Eğitim Bakanlığı, Bosna Hersek Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü arasında Türkçe eğitimin yaygınlaştırılması alanında tercihim Türkçe protokolünün imzalanmasıydı. Enstitünün Bosna Hersek'te yürüttüğü kardeş okullar projesi sayesinde Türkçenin yabancı dil olarak okutulduğu 130 okula 150 akıllı tahta, 300 projeksiyon ve 10 dizüstü bilgisayar desteği yapıldı. Son 15 yılda ülkemizde Balkan ülkeleri arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesi Türkçe'ye olan ilgiyi de arttırdı. Kültür merkezlerimizde verilen Türkçe eğitiminin yanı sıra farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarıyla yapılan işbirlikleriyle Türkoloji bölümleri ve Türkçe öğretimi destekleniyor. Kültür ve sanatımızı tanıtmak amacıyla birçok etkinlik düzenleniyor. Ulusal ve uluslararası etkinliklerde ülkemiz temsil ediliyor. Hayata geçirdiği projelerle Türk kültürünü dünyaya tanıtan enstitü sayesinde şimdiye kadar 100 bine yakın öğrenci Türkçe öğrendi. Enstitü yurt dışında işbirliği yaptığı 80'den fazla üniversite, yüksek öğretim kurulu üzerinden Türkçe hocalara göndererek Türk diline ilginin artması için proje üretmeye devam ediyor. Müzik. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk kursları dinleme, okuma, konuşma ve yazmadan ibaret dört temel becerinin eşit şekilde gelişmesini hedefliyor. Öğrencilerin somut ihtiyaçlarını gidermelerine yönelik günlük yaşamda kullanılan Türkçeyi de öğreten kurslara yönelik ilgi her geçen gün artıyor. Yunus Emre Enstitüsü'nde bulunan kütüphaneler sadece yazılı materyaller değil, bilgisayar aracılığıyla işitsel ve görsel materyaller açısından da Türkçe öğrenmek isteyenlere büyük kolaylıklar sağlıyor. Müzik Öte yandan Yunus Emre Enstitüsü tarafından kurulan Kültürel Diplomasi Akademisi, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla geçen Kasım ayında faaliyete başladı. Ülkemizin ilk ve tek kültürel diplomasi akademisinin ilk eğitimi ise kültürel diplomaside stratejik analiz eğitimiydi. Evet bugün programda Yunus Emre Enstitüsü'nü yakın plana alacağız, misyonu konuşacağız, faaliyetlerini konuşacağız. Kiminle? Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Şeref Ateş stüdyomuzda bizlerle. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet e, tabii Yunus Emre Enstitüsü'nü konuşacağız geniş yelpazede ama dilerseniz e, İlk önce şöyle bir genel bir bakış yapalım enstitüye, Gayet. enstitülerle alakalı. Tabii dünyada birçok devlet kültür bu noktada enstitüleriyle faaliyet gösteriyor. Eski birçok enstitü var bu noktada faaliyet gösteren. İşte bunlardan British Council var ülkede, ülkemizde de uzun süredir bilinen bir isim bu. Kültür üniversiteleri ülkeler için neden önemli? Buradan bir girizgah yapalım dilerseniz. Gayet tabii. Ee, özellikle dünyada diplomasi biliyorsunuz e, eskiden kapalı kapılar ardında yapılan bir işti. Kimse bilmezdi. Anlaşmalar sonradan öğrenilirdi. Fakat e, zaman geçtikçe halkın tabii diplomasiye özellikle uluslararası ilişkilere e, ilgisi arttıkça bu diplomasi türü biraz daha yumuşak bir diplomasiye dönüştü. Onun için e, literatürde de e, yumuşak güç olarak tanımlanan kültürel diplomasi genellikle kültür enstitüleri vasıtasıyla gerçekleştirilir. Kültür enstitüleri ülkelerin e, birçok yönden haklı olduklarını, kendi doğrularını ve argümanlarını başka ülkelerde e, isteyerek, sevdirerek tanıtma anlamına geliyor. Bu anlamda e, kültürel diplomasi daha sivil daha diplomatik ama aynı zamanda kültürü de kapsadığı için çok zor bir iş çünkü büyük elçiler, devlet adamları normal diplomasi yapar, kültür diplomatları ise ülkelerin haklılıklarını farklı yönde anlatırlar. Bunun içinde özellikle kültür enstrümanları dediğimiz sanat Edebiyat, söyleşi, panel, kitap, müzik, her türlü insanın aslında duygusal zekasına hitap eden etkinlikler gerçekleştirilir ve bu etkinliklerin neticesinde de o ülkelere bir yakınlık duyulur. Bizim kültür diplomasi anlayışımız e, aslında işte e, gerek British Council 1930'larda kurulan e, gerek Göte Enstitüsü e, ya da Cervantes Enstitüsü'lerinden çok daha farklı. Onlar e, tamamen dış politik amaçlarına uygun bir şekilde gittikleri ülkede e, bu e, aygıtı kullanarak kendilerine yakın toplumlar oluşturmaya çalışmışlardır. Biz ise çok daha genç yeni bir kurumuz e, 6. yılını doldurdu Yunus Emre Enstitüsü. Yunus Emre Enstitüsü kurucu isminden de anlaşılacağı gibi insanlarla toplumlarla tanış olmak için kurulmuş bir enstitüdür. Gelin tanış olalım işi kolay kılalım. Evet. Sevelim sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz gerçekten de bizde olumlu ve pozitif bir şey var ise biz bunu size götürelim. Sizde de insanlık için pozitif bir şey varsa onu da biz alalım şeklindedir. Çünkü yapılan faaliyetler genellikle devletler başka devletlerle olan ilişkilerinde gerçek niyetlerini açıklamazlar, isaret etmezler. Fakat analistler yapılan işlerden sonra o devletlerin amaçlarını oradan okurlar. Biz 6 yıldır çalışma yaptığımız ülkelerde devletler de halklar da görüyor ki bizim farklı bir gündemimiz yok. Sadece gittiğimiz ülkede insanlık için onlara yararlı neler götürebiliriz? Türkçeyi ve Türk kültürünü tanıtarak bizde artı değer olarak bildiğimiz tarzları başka toplumlarla nasıl paylaşırız? Böyle bir diyalog ve ilişki için kurulmuş. Bu anlamda batılı benzer enstitülerden temel felsefi bir temel farkımız var. Onlar ise birçok ülkede genellikle ülkelerinin politikalarını izleyen daha ziyade yumuşak unsurlar, işte zayıf noktaları kaşıyarak, o konularda faaliyet yaparak çoğu zaman ülkelerde orta vadede bir anlaşmazlık, çatışma, bölünmenin zeminini oluştururlar. Bu bahsettiğiniz hususa British Council'ı örnek olarak verebilir miyiz? Şimdi dünyada İngilizce oldukça her yerde kullanılan bir dil. Bunda rolü nedir sizce? Böyle direkt ithamda bulunmak doğru değil fakat toplumdaki yapılan faaliyetlerden o ensünün ya da o devletin amaçlarını okuyabilirsiniz. Hı hı. En son mesela Almanya'ya giden Can Dündar'ın açıklamasına baktığınızda çağrısının sonunda üç tane şey vardı kadınlar, Aleviler ve Kürtler ayaklanın artık çağrısı yapıyordu. Evet. Şimdi Türkiye'deki yapılan projelere baktığınızda Avrupa Birliği projelerine genellikle kadınlara işte ya da etnik gruplara yönelik projeler gerçekleştirilir. Bunun neticesinde uzun vadede baktığınızda Türkiye aleyhinde bir şey ortaya çıkar. Ama görüntüde kültür ve sanat vardır. Oysa biz gittiğimiz ülkede bizim kültürümüzü tanıttığımız kadar onların kültürünü de tanıtırız. Yani Romanya'dan bir e, grubu Türkiye'ye getiriyoruz. Ya da işte Bosna Hersek'ten e, bir sinema e, atölyesine destek veriyoruz. Ya da e, Makedonya'da başka bir faaliyete biz destek oluyoruz. Bu anlamda bizim örtülü gizli bir faaliyetimiz yok. Bu da temelde aslında ülkelerin stratejileriyle ilgili. Çünkü Türkiye'nin öyle bir stratejisi yok. Yani tamamen paylaşımcı, kendisinde olan pozitif ne varsa onu başka ülkelerle paylaşmaya dayalı bir ilişki. Yani şunu mu algılamam lazım? Enstitülere, ülkelerin stratejileri yön veriyor. Gayet tabii. Çünkü nasıl ki Britiş Kansal Birleşik Krallığın bir enstitüsü ve bütçesini evet. oradan alıyorsa, Göğüt Enstitüsü nasıl Alman Dışişleri Bakanlığı'nın e, tarafından destekleniyorsa, e, Yunus Emre Vakfı da bir kamu vakfıdır. Devlet tarafından kurulmuştur hı hı. 2009'da ve 2009'dan itibaren muhtelif ülkelerde kendi merkezlerini kurarak e, bir anlamda sivil bir şekilde daha tarafsız siyaset üstü ama Türk Devleti'nin çıkarlarıydı örtüşen faaliyetler yapar bu gayet doğaldır evet. ama gizli bir gündemi yoktur ee, bu anlamda dünyada da e, dünya uluslararası ilişkilerde güçlü olmak isteyen e, kendi argümanlarını e, başka ülkelere aktarmak isteyen her ülke mutlaka kültür enstitüleri kurar. Bunun en güzel örneği de belki de Çinlilerin kurduğu Confucius, Confucius. enstitüleridir. Evet. Onlar da özellikle olimpiyatlardan sonra bu enstitülerin önemini anlamışlardır. Çünkü batıda çok sayıda aleyhde propaganda çıkınca insan hakları vesaire konularında onlar da biz o zaman ülkelere gidelim kendimizi anlatalım şeklinde bir yaklaşımla bu farklı bir strateji izleyerek üniversiteler bünyesinde konfüçyüs enstitüleri kurmaktalar. Evet. Ee, tabii devam edeceğiz. Yunus tabii. Emre Enstitüsü'ne henüz daha geçmedik. Genel evet. konuştuk. Ee, bir VTL'miz var onu verelim. Akın tabii. devam edelim. Evet. Evet ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Yunus Emre Enstitüsü Balkanlar'da da göz dolduran faaliyetlere imza atıyor. Yunus Emre Enstitüsü Türkçe kurslarının yanı sıra kültür ve sanat alanında Balkanlar'la Türkiye'yi buluşturmaya devam ediyor. Yunus Emre Enstitüsü Balkanlar'da ne tür etkinlikler gerçekleştirdi? Bir bakalım. Yunus Emre Enstitüleri Balkanlarda bilimsel projeler, kültürel etkinlikler ve kurslar aracılığıyla bir taraftan Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlarken, diğer taraftan Türkiye ile diğer ülkeler arasında dostluğu ve kültürel yakınlaşmayı pekiştiren bir kurum olarak öne çıkıyor. Türk Kültür Merkezleri Türk kültür ve sanatının en güzel örneklerini tanıtıyor, kültürel etkileşim ve paylaşıma katkı sağlıyor. Müzik, modern ve klasik Türk el sanatları, tiyatro, sinema, fotoğraf, edebiyat, Türk mutfağı gibi alanlarda Türkiye'nin zengin kültür birikimini paylaşmak amacıyla konserler, sergiler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, film gösterimleri, kitap fuarları, aydın buluşmaları, sanat kursları ve benzeri pek çok faaliyet düzenliyor. Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri sadece Türk kültür ve sanatını değil, faaliyet gösterdiği ülkenin kültür ve sanat değerlerinin tanıtımıyla ilgili etkinlikler de gerçekleştiriyor. Yunus Emre Enstitüsü kütüphane sohbetleriyle Balkanlarla ülkemiz arasında kültür köprüleri kuran şairler, devlet adamları, yazarlar ve aydınları tanıtıyor, eserlerinin Türkçe'ye veya Balkan dillerine çevrilmesine destek veriyor. Kütüphane sohbetlerinde anılan şahsiyetler arasında Yahya Kemal, Sabit Yusuf, Ferit Muhiç, Namık Kemal ve Mehmet Akif gibi birçok isim yer alıyor. Yunus Emre Enstitüsü, Balkanlarda bakır işlemeciliği başta olmak üzere yok olmaya yüz tutan geleneksel sanatların yaşatılması için de etkinlikler, kurslar düzenliyor. Kosova'da açılan yazma eser restorasyon atölyesi de bu faaliyetler arasında. Balkanlarda kültürel mirasın yeniden inşa projesiyle bu bölgede savaş esnasında tahrip olmuş el yazması eserlerin tamir ve bakımı gerçekleştiriliyor. Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı TİKA ile işbirliği halinde Türkiye'den mezun olan Balkanlı öğrencilere kariyerlerini geliştirmeleri konusunda da yardımcı oluyor. Bu çerçevede kurslar, seminerler düzenliyor. Yunus Emre Enstitüsü fiziksel engelli gençler için ahşap boyama kursları düzenliyor. Böylece engelli gençler el becerisi kazandıkları kurs sayesinde yaşama daha sıkı sarılıyor. Evet Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetlerini ve misyonunu konuşmaya devam ediyoruz ee, ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Sayın e, Şeref Bey e, bizlerle e, ben tekrar kendisine döneceğim. Evet e, dilerseniz Yunus neden Yunus Emre ismi oradan başlayalım. Evet e, Yunus enstitüsü Emre Enstitüsü adı. tabii Türkiye'nin ortak değeri ortak ismi 2007'de kanun teklifi getirildiğinde muhtelif isimler üzerinde durulmuş hı hı. fakat oy birliğiyle Yunus Emre'ye karar verilmiş Mevlana ismi de öne çıkmış fakat Mevlana'nın Farsça yazması sebebiyle Yunus Emre'nin o dönemde Türkçenin biraz daha ihmal edildiği bir dönemde yaşadığı halde şiirlerini Türkçe okuması sebebiyle Yunus Emre ismine isminde karar kılınmış ve hakikaten o günden bugüne Türkiye'nin doğusundan batısına farklı kültürel aidiyetlerine baktığınızda herkes için kabul görülen, e, gören bir isim. Bu isim çoğu zaman tabii karıştırılıyor. Acaba Yunus Emre'yi araştıran ve onunla ilgili çalışma yapan bir kurum mu diye. Oysa e, Yunus Emre ismi sadece Türkiye'yi temsil ettiği için isim babası olarak nitelendirilebilir. Tıpkı işte e, diğer enstitüllerin Cervantes, Goethe gibi... Hmm kendi ülkelerinin büyük aydınlarını, şairlerini vesaire isim babası yaptıkları gibi bizde Yunus Emre de zaten oldukça Gayet evrensel tabi. bir isim. Gayet tabii. Sadece evet. Türkiye'ye mahsus bir isim değil. Kesinlikle. Hı -hı. Ee, Yunus Emre ensü kuruluşundan bu yana e, hızlı bir şekilde özellikle Balkanlarda çok yoğun bir e, ağ oluşturdu. Çünkü kültürel coğrafya açısından çok yabancı olduğumuz bir coğrafya değil. Hı hı. Çok büyük benzerlikler var. Ortak geçmişimiz var. Ortak mirasımız var. Balkanlardan Türkiye'ye göçler var. Türkiye'den Balkanlara göçler var. Dolayısıyla tarih boyunca bir arada yaşamış ve muhtelif siyasi sebeplerle ayrılmış iki ya da çok farklı toplumların yeniden birbirlerini birbirleriyle buluşması, karşılaşması ve kaynaşması diyebiliriz. Onun için yani, biz evet. e, Balkanlar'da çok hızlı bir şekilde teşkilatlandık. Önce Saraybosna'da 2009'da açtık, sonra ikincisi Tiranda. Şu anda ondan fazla e, merkez e, ve eee ensüsüyle faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz Balkanlarda. Evet evet 550 yıllık bir hakimiyet söz konusu evet. Balkanlarda. Dolayısıyla orada tabii ki Osmanlı izleri ve eserleri var. Evet. Ee, Türkiye'nin Balkanlara Balkanların Türkiye'ye e, bakan e, yönü bu noktada gerçekten önemli. Hı hı. E, ben e, şunu soracağım. Yunus Emre Enstitüsü olarak tabii e, ilk etapta misyondan biraz bahsettik. Hı hı. E, faaliyetlerinden biraz bahsedelim dilerseniz. Gayet biraz önce VTR'de gördüğümüz evet. gibi çok yoğun faaliyetlerde bulunuyoruz. Çünkü e, gecikmiş bir faaliyet. E, hı hı. Uzun zamandır beklenilen e, hı hı. bir e, yapı. Onun için de çok e, ciddi bir yankı buluyor. Gittiğimiz Makedonya'da, Bosna Ersek'te, Macaristan'da hatta Sırbistan'da bile özellikle Türkçe eğitimine çok yoğun ilgi var. Açtığımız kurslar sürekli doluyor. Fakat sadece Türkçe eğitimi değil oradaki insanlara misyonumuz gereği el sanatlarından tutunda, Türkiye ile irtibatlı her türlü projede destek oluyoruz. Bu onlar için de büyük bir katkı. Ee, tercihim Türkçe adında bir proje e gerçekleştirdik e, orta dereceli okullarda Türkçe'nin ikinci yabancı dil olarak okutulması için e, okullarla işbirliği yaptık ve bu okullarda sadece Türkçe öğretmiyoruz aynı zamanda o okulları Türkiye'deki okullarla kardeş okul yapıyoruz Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle e, bu sayede de tabii çok e, ciddi oranda özellikle İstanbul'dan Bosna Yersek, Makedonya e, Arnavutluk, bütün Balkan ülkelerine bir tabi ilgi var. Hmm. O nedenle de birçok sivil toplum kuruluşu, il Milli Eğitim Müdürlüğü, devlet kurumları bu ilişkileri destekliyor. Geçmişe nazaran bu ilgiyi kıyaslayacak olursak nasıl bir gelişme sürecinde şu anda? Çok hızlı bir gelişim trendi var. Sadece Saraybosna'da şu anda zannediyorum 10 e yakın öğrenci Orta dereceli okullarda Türkçeyi ikinci yabancı dil olarak alıyor. Bu tabii e, asırlardır çalışılan işte Almanca, İngilizce gibi e, çok daha yaygın olan dillerin yanında e, ciddi bir rekabet unsuru oluşturuyor. E, bunun sebebi tabii insanların özellikle Türkiye'ye duydukları e, ilgi ...yakınlık... ...çünkü oralarda... ...biz gittiğimiz ülkede ayrıştırıcı değil... ...birleştirici bir rol üstleniyoruz... ...nasıl Bosna Hersek'te var isek... Evet. ...aynı zamanda Sırbistan'da da varız... ...Makedonya'da da varız... ...bizim için... ...halkların bir arada yaşadığı... ...kendi ülkemizden gösterebileceğimiz... ...güzel bir örnek var... ...İstanbul, bütün Türkiye... ...doğusuyla, batısıyla... ...bir arada yaşama kültürü asırlardır var... Çoğu zaman tabii handikap olarak ya da engel olarak Balkanlarda bu ayrı yaşadığımız dönemlerde özellikle Osmanlı aleyhinde bir propaganda ders kitaplarından tutun da e, sivil toplum hareketlerine kadar hep bir Türk düşmanlığı propagandası yapılmış. Hı hı. Fakat e, Sırbistan'ın ee, Sırbistan'da, Bosna Hersek'te, Makedonya'da e, birçok ülkede buna karşı da biz e, aydın söyleşileri, çeviri destekleri, e, birçok farklı projeleri destekleyerek e, aslında durumun hiç de böyle olmadığını gösteriyoruz. Ki onlar da zaten yapılan yardımlarda, yapılan e, katkılarda bunu e, hissediyorlar ve onun için de en çok ziyaret edilen, en çok tanılan merkezler haline geldi Yunus Emre Enstitüleri. Bir anlamda Yunus Emre Enstitüsü'leri vasıtasıyla yani bizim büyük elçiliklerimizin dışında ikinci bir yer sivil olarak insanların uğrayabilecekleri ve Türkiye ile irtibatlı iş yapabilecekleri merkezler haline dönüştü. Konuşmaya devam edelim, VTR'yi de verelim Tabii. ardından devam edelim. Evet Yunus Emre Enstitüsü'nün Makedonya'da gerçekleştirdiği etkinlikler iki ülke arasındaki ilişkiyi olumlu etkiliyor, kültürler arası diyaloğun geliştirilmesi de iki ülkeyi birden birbirine daha fazla yaklaştırıyor ve şimdi Üsküp'e gidelim ve kim ne söylemiş bakalım. Müzik Yunus Emre Enstitüsü'nün Üsküp Ofisi 2010 yılının Mart ayında hizmete girdi. Makedonya ve Türkiye arasında zaten var olan kültürel yakınlığı üst seviyelere çıkarma amaçlı açılan Üsküp Yunus Emre Enstitüsü tam 6 yıldır Makedonya'da faaliyetlerini sürdürüyor. Enstitü bu toprakların kültürel zenginliğine katkı sunarken iki ülke sanatçılarını düzenlenen etkinliklerle bir araya getiriyor. 2013 yılında Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile birlikte ilk sergimizi düzenledik. Bu sergi Milli Galeri Çifti Hamam'da düzenlendi ve sergide Osmanlı dönemine ait müzik aletleri tanıtıldı. Bu sergi bölgedeki Osmanlı mirası ile alakalı çok güzel bir sergi olmuştu. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile işbirliğimiz bir sonraki yılda devam etti ve bu sefer Makedonya'da Osmanlı izleri adlı sergimizi düzenledik. Sonraki yıllarda da devam eden organizasyonlar Üsküp Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile başarılı bir işbirliğimizin olduğunu net bir şekilde gösterdi. Çalışmalarımızla iki kültürü yani Makedon ve Türk kültürünü bir araya getirmeyi başardık. Ayrıca hem benzerliklerimizi hem de farklılıklarımızı ortaya koyarak Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti olarak iki dost ülke arasında devamlı işbirliğinin kültürel mesajını vermeye çalıştık. Јам големо задоволство bir fotoğrafçı olarak benim hayatım ve mesleğim fotoğrafa adanmıştır. Yunus Emre Kültür Merkezi ile benim ilk işbirliğim fotoğraf için yapılan atölyemizdir. Çok başarılı oldu ve Ostan Galerisi'ne bir sergiyle sonuçlandı. İşbirliğimiz ileride de fotoğraf alanında devam etti ve bunu Kültür ve Sanat Müdürlüğü'nün beraber yaptıkları faaliyetlerde, değişik festivallerde, Üsküp Büyükşehir Belediyesi ile yapılan faaliyetlerde, çifte hamamdaki sergilerde gerçekleştirdik. Bütün bu işbirliği Yunus Emre'de çalışanları ile sıkı bir arkadaşlığımıza sebep oldu diyebilirim. Ben şahsen Yunus Emre Kültür Merkezi'nin faaliyetleri... ...beni desteklediğimi vurgulamak istiyorum. Çünkü sadece bu şekilde geçmişten kalan kalıplaşmış görüşler aşılabilir. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile uzun yıllardır işbirliği yapıyoruz. Bu işbirliği uzun yılların tecrübesiyle birlikte yüksek profesyonel standartlardan kaynaklanmaktı. Yıllar içerisindeki bu işbirliği yüksek Avrupa standartlarında büyük değerler kazandı. Sergiler, film projeleri düzenledik ancak en çok dikkat çeken şey düzenlediğimiz konserlerdir. Bilhassa son 3 yıldır konserlerimizi sıklaştırdık ve umarım bu işbirliği ileride çok daha yüksek kazanımlara sebep olacaktır. Hatta Makedonya'daki topluma Türk kültürünü tanıtma açısından önemli rol oynayan Üsküp Yunus Emre Enstitüsü ileride daha büyük ve daha çok sayıda etkinlikler düzenlemeyi hedefliyor. Önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek olan etkinlikler ve Türkçe kurslarıyla birlikte Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Türkiye ve Makedonya arasındaki kültürel ve manevi bağları canlı tutmaya devam edecek. Evet Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetlerini konuşmaya devam ediyoruz konumuzla. Evet, Selçuklu ve Osmanlı döneminden bahsederiz ve tabi bin yıllık bir tarih, kültür ve medeniyet mirasımızdan evet. bahsediyoruz. Şimdi tabi bu noktada enstitüler önemli, bu kurumların ülkeye bulundukları yere faydaları gerçekten önemli. Şimdi Fransa 1880'de kuruyor ama evet. bizim enstitüler biraz geç kalmış galiba, nedeni nedir? Herhalde açık yani tabii ekonomik durum özellikle e, ülkelerin tarihleriyle barışmaları, Cumhuriyet döneminde zorlu dönemler yaşadık. Yani İkinci Dünya Savaşı'na katılmadık ancak e, bütün yük e, Türkiye'yi de vurdu. E, İkinci Dünya Savaşı sonrası hatırlarsanız e, özellikle Marshall yardımları Türkiye'ye de verildi. Türkiye savaşa katılmadığı halde. Marshall yardımları da kültürel diplomasi de çok önemli bir etkendir. Kültürel diplomasinin en büyük örneklerinden biridir. Ve Türkiye'de o dönemde işte okullarda süt tozu dağıtıldı. Hiç ihtiyacı olmadığı halde işte evet. margarin tanıtıldı Türkiye'de. Böylelikle aslında batılı toplumların Türkiye'de Türkiye'yi bir pazar haline dönüştürmesine katkı sağladı aslında kültür endüstrisi. Şu anda dünyada kültür endüstrisi dediğimiz bir olay var. Belki de yıllık bütçesi 600-700 milyar dolar olan bir bir pay. Bu belki otomotiv sektöründen çok daha önemli belki diğer sektörlerden daha önemli kendi içinde de katma değer olan bir sektör. Bunu bu sektörün ana üreticisi genellikle Batı ya da Amerika'dır. Orada üretilen bir şey telif hakları vasıtasıyla bütün dünyaya dağıtılır. Kimse bunu çoğaltamaz. Bütün bu konserler, sanat etkinliklerinin böyle ticari bir boyutu da vardır. Onun için Türkiye hep edilgen olmuştur. İkinci aşamada da tabii örtük bir şekilde aslında onlara yakınlık hissedersiniz. Türkiye son 10 yılda kendisini toparladı, kendi kimliğiyle yeniden barıştı ve içindeki sorunları çözmeye başladı. Daha önceden işte sağ sol ya da işte layık İslamcı gibi tanımlamalarla toplum sürekli gerdirilirken, birbirine karşı düşman üretilirken artık son yıllarda kendisiyle barışık, geçmişiyle barışık ve geleceğine emin adam adımlarla ilerleyen bir ülke konumuna dönüştük. Bu da doğal olarak dünyaya da anlatacağımız bir hikaye olduğunu gösteriyor. Başarı hikayesi, Bu Türkiye modeli. Evet. Evet. Bu faaliyetleri yaparken karşılaştığınız zorluklar nasıl aşıyorsunuz? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Tabii ki öncelikle bu uluslararası medyanın Türkiye aleyhinde ürettiği bir propaganda var sürekli gittiğim gayet tabii ön yargılarla karşılaşıyoruz tamam. ama biz e, adeta kültür diplomatı ya da kültür elçisi şeklinde yetişen tabii e, bütün o genç kadrolarımız e, birebir giderek görüşerek ve etkinlikler yaparak inadına etkinlikler yaparak evet. e, bu bu gerçeğin çok farklı olduğunu gösteriyorlar onun için içinde e, biz doğru yolda olduğumuzu biliyoruz. Ve Türk milleti olarak da yurt dışında iyi temsil edilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yunus Emre Enstitüleri de bulunduğu ülkelerde Türkiye'yi temsil ediyor, Türk kültürünü temsil ediyor. Ve Türkiye'yi gerçek ve doğru kaynaklardan tanıtıyor. Hı hı, anladım. Evet, e, peki yani e, misyon olarak faaliyetlerinizden bahsettiğiniz e, ülkelerin stratejileri muhakkak ki enstitülere... E, katkı sağlıyor ve o yönde bir eğilim tabii Yunus Emre evet. Enstitüsü de bu noktada e, hareket ediyor. E, neler yapılabilir bundan evet. yani sonra daha bizim, iyi gitme adına bizim işte bizim öncü kuruluşlarımız TİKA ve benzeri hı hı. kuruluşlardır. Hep ihtiyacı olan ülkelere gitmiş Afrika'ya Balkanlara Uzak Doğuya hep darda kalan yerlere biz yardım götürmüşüz. Yardım götürdükten sonra da tabii bu aletleri kullanma, bu hastaneleri kullanma, bu okulları kullanma anlamında Yunus Emre Enstitüsü ikinci etabı gerçekleştiriyor. Yani oraya götürdüğümüz yardımdan sonra Türkiye ile irtibatlı nesiller yetişsin ve oradaki artı değerler Türkiye'ye taşınsın, Türkiye'de eğitim görsün insanlar, gençler, ee, ve kendi ülkelerinin refahına katkıda bulunsun istiyoruz. Bu anlamda da Batılı ülkelerin hiç gitmediği mesela Somali'ye biz gidiyoruz, Balkanların işte dağ köylerine biz gidiyoruz çünkü oralarda insanların ihtiyaçları var. Bu anlamda da bizim gittiğimiz ülkeler işte Pakistan, Afganistan, zorlu ülkelere gidiyoruz çünkü oradaki insanların ihtiyacı var ise biz ayrım yapamayız. Batı'da da varız ama. Evet öncelikle böyle ihtiyacı olan ülkelere gidiyoruz. Yani batılı ülkelerin enstitülerinin gittiği bölge ve coğrafyalarla Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim enstitülerimizin gittiği bölgeler herhalde dünya bakış ve halklara bakış açımızı ortaya Yansın. koyuyor değil mi? Kesinlikle. Yani Afrika'da birçok ülkede biz karşılıksız çünkü oradan hı. alacağınız bir şey yok. Hatta en son ismini söylemeyeyim. Bir Dışişleri Bakanlığı ile görüştüğümüzde Somali'ye neden gittiniz? Orası daha karışacak. Ve orada tehlike var. Siz Yunus Emre Enstitüsü olarak nasıl böyle bir şey yaparsınız? Karışmaması için. <laughs> Çünkü bizim için insan çok önemli. Hı hı. Bu ister siyah olsun beyaz olsun bizim için gerçekten de bir insanı yaşatmak, bütün insanlığı yaşatmak gibidir. Dolayısıyla orada ihtiyaç var ise biz oraya da gideriz. Bu anlamda Batılılardan bir farkımız var. Kesinlikle. Evet bir veterimiz var tekrar Tabii. dönüş yapalım Efendim Yunus Emre Enstitüsünün Kosova'daki faaliyetlerine yakından bakalım şimdi Yunus Emre Enstitüsü tüm dünyada olduğu gibi Balkan ülkelerinde de etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Kültür faaliyetlerinin gerçekleşmesinde kapılarını kültür derneklerine sonuna kadar açan Yunus Emre Enstitüsü, Kosova'da etkin olduğu ilk günden bu yana Kosovalıların birçok alanda aktif olması açısından önemli bir görevi de üstlenmiş durumda. Sadece konserler değil, Kosovalı sanatçıların sergileri, kitap tanıtımlarına da destek veriyor. Kosova'daki 3 ayrı kente bulunan Yunus Emre Enstitüsü şimdiye kadar yüzlerce etkinliğin altına imza attı. Sadece kültür açısından değil eğitim açısından da önemli projeler yürütülüyor. Dil kursları da düzenleyen enstitü böylece Türk dilinin Kosova'da yaygınlaşması açısından önemli bir rol üstleniyor. Genç, yaşlı, Türk Arnavut ayırt etmeksizin herkesi aynı çatı altında toplamayı başaran enstitünün bundan sonraki projeleri de Kosovalılar tarafından merakla bekleniyor. Enstitünün Kosova Müdürü Doktor Mehmet Ülke TRT Havaz'ın sorularını yanıtladı. Yunus Emre Enstitüsü Kosova'da e, sadece Bosna Hersek'te olduğu gibi 3 tane şubeyle, diğer ülkelerin büyük bir çoğunluğunda 1 tane şubeyle hizmet ederken Kosova'da 3 tane şubeyle hizmet ediyor. Ve bu hizmeti ee, gerçekten e, çok etkin, Türkçe'nin öğretimi, kültür ve sanat faaliyetleri e, olmak üzere çok etkin faaliyetler yapıyoruz. E, çok yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz e, ve çok yoğun faaliyet yapıyoruz gerçekten üç şubemizde. Sadece bulunduğumuz e, Prizren, Piriştine, İpek şehirlerinde değil, Kosova'daki hemen hemen tüm şehirlerde faaliyetler yapıyoruz, faaliyetleri uygulamaya ve e, bu uygulamayı ...tüm Kosova halkıyla paylaşma eğilim içerisindeyiz. Drenas ve CAKOVA'da iki ayrı faaliyet gerçekleştireceğiz. Karabük Belediye'miz, Karasi Belediye'miz, Karasi Balıkesir'de bir belediye. Bu iki belediye'mizle iş birliği içerisinde, Büyükelçiliğimizin yine iş birliğiyle... ...Yunus Emre Enstitüsü ailesi olarak halı, dokuma ve tel kırma kursu başlatıyoruz. Burada Drenas ve CAKOVA'daki iki ayrı dernekle işbirliği içerisinde... Belki e, konu başlığı yapacağımız bir diğer konu ise Türkçe e, ve Türkçe kursları konusu. Biz e, geçen seneye göre yaklaşık yüzde otuz daha büyük kapasitede öğrenci ve farklı alanlarda e, yeni Türkçe kursları açtık bu dönemde. İlgi oldukça e, fazla. Bu bizi e, ziyadesiyle mutlu ediyor. Ee, ve bu kurslarımızın e, Türkçe'nin etki alanında yaygınlaştıracağını düşündüğümüz bu kurslar bir boyutuyla devam ediyor. Bu, boyut, e, bu noktalarla gerçekten Kosova'da e, etkin e, tüm toplumları kaplay, kapsayan ve Kosova'daki sadece belli şehirlerde değil hemen hemen her şehirde her noktada hizmet üretmeyi e, gayret et, sarf eden e, faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Şeref Ateşli konuşmaya devam ediyoruz enstitünün faaliyetleri hakkında. Evet az önce VTR'de de izledik. Türkçe oldukça revaçta zaten biz orada bir geçmişimiz var. Bu noktada özellikle yabancılara Türkçe öğretimi konusunda ne gibi faaliyetler yürütülüyor? Yabancılara Türkçe öğretimi biliyorsunuz Türkiye'de yeni olan bir alan ve Yunus Emre Enstitüsü olarak bu konuda çok yoğun faaliyetlerimiz var. Öncelikle bütün materyallerin üretimi Avrupa standartlarında, dünya standartlarında öğretim malzemeleri üretiyoruz. Daha interaktif, daha aktif bir Türkçe kullanımını gerçekleştirebilmek için bilimsel bir çalışma ile gerçekleştiriyoruz gönderdiğimiz hocaları önce yabancılara Türkçe eğitimi konusunda bir sertifikaya tabi tutuyoruz bu, bu sertifika eğitiminde sadece öğretim teknikleri değil aynı zamanda kültürel intibak nasıl olur başka kültürlerde ...başka kültürlerle iletişim nasıl kurulur? Hı hı. Bu konularda bir eğitime tabi tutuyoruz. Ee, ve onun dışında da tabii ki bizim malzemelerimiz özellikle görsel, işitsel malzemeler, e, zenginleştirilmiş kitaplar, akıllı tahtalar. Çünkü bütün hepsi aslında dil kültürün taşıyıcısı olduğu için bir dili öğrettiğiniz mekan da önemli. Bu hı hı. mekanlar çok modern, donanımlı, altyapılı mekanlar. E, bu konuda da dünyada e, Türkçenin daha yaygın bir şekilde öğrenilebilmesi için bir evet. altyapı oluşturduk. Hı hı. E, ve çok da verimli olduğu kanaatindeyim. Evet. Yunus Emre Enstitüsü e, Balkan coğrafyasında 10 e, bölgede mevcut. Evet. Ama e, bunların içerisinde Yunanistan ve Bulgaristan yok. Bunun sebebi ee, Yunanistan, Yunanistan'da hocalarımız var, görüşmelerimiz var üniversiteyle. Ee, ayrıca bir kültür merkezi kurmak için e, diplomatik girişimlerimiz de var. Bulgaristan'la da gene aynı şekilde yıllardır devam eden bir talebimiz var. Ee, i̇nşallah biz etkinlik bazlı Bulgaristan'da varız, ama e, bir ensü açamadık çünkü bir ensünün açılabilmesi için. Ya kültürel e, anlaşma, ikili kültürel e, anlaşma gerekiyor ya da e, diğer yolu seçmemiz gerekir vakıf dernek şeklinde. E, o da e, şu anda mümkün olmadığı için bu iki ülkede de en kısa zamanda açmak istiyoruz. Anladım. E, son, çok fazla zamanımız kalmadı Mesela. ama şunu sormak istiyorum. Kültürel Diplomasi Akademisi evet. e, size bağlı bir e, kurum. Evet. faaliyete geçti. Evet. Kültürel Diplomasi… Buna ilgili bir kısa bir bilgi alalım. Tabii kültürel diplomasi akademisi bizim aslında geleneğimizde olan bir şey. Fakat bunu bilimsel tarzda aktif bir şekilde yeniden hayata geçirdik. E, alana giden, başka ülkeye giden e, bizim elçimiz kültürel diplomatımız nasıl olmalı? Evet. Bununla ilgili bir eğitim veriyoruz. Kültürel diplomasi akademisinin ilk e, faaliyeti İstanbul'da gerçekleşti Sayın e, Kültür Bakanımızın katılımıyla. Burada özellikle hem diplomasiyi öğreniyorlar, hmm. hem de kültür diplomatı nasıl olur? Ülke stratejileri nasıl belirlenir? Bu ülke stratejilerine uygun faaliyetler, nasıl planlanır ve gerçekleştirilir ve kişilik olarak nasıl bir kişiliğe sahip olmanız gerekir. Bütün bu eğitimlerin verildiği, teorik ve pratik analizlerin yapıldığı bir akademi. İlk etapta biz kendi çalışanlarımız için açtık ama ikinci etapta özellikle başka ihtiyaç duyan diğer sivil toplum dernek kuruluşlarına ya da devletin kamu kurumlarındaki personel için Böyle çalışma toplantıları yapacağız. Ben e, çok teşekkür ediyorum e, faaliyetlerinizi bize aktardınız e, seyircilerimize tabii dinledi katkılarınızdan ötürü programa e, çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ediyorum biz yurt dışında çok iyi tanıyoruz ama Türkiye'de o, o nispetle tanımıyoruz. Evet. E, bu vesileyle. Zaman siz bize... daha sık bekliyoruz Bunu. Evet inşallah. İnşallah. <laughs> Peki teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet bugün Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Sayın Profesör Doktor Şeref Ateş konuğumuz efendim. Yine her zaman olduğu gibi bir gün ara veriyoruz. Pazar buradayız. Hoşçakalın.